Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an Ibis Otel Toulouse'tan çıkıyoruz. Bugün Orleans, Paris'in Orleans şehrine gideceğiz. Paris'in mi dedim ben? Paris'in değil. Fransa'nın Orleans şehrine gideceğiz. Orleans, Paris'in güneyinde, 130-150 kilometre güneyinde bir şehir. Buradan 559 kilometre. Gecemiz güzel geçti. Acayip, otel güzel olmamasına rağmen çok güzel uyumuşum, acayip dinlenmişim. Hava tahminimden daha güzel, bugün de güzel. Kuzeye doğru gittikçe yavaş yavaş soğuyor. Yani güzel havaları İspanya'da bıraktık tabi ama şanslıyız ki şu an kuzeye doğru gidiyor olmamıza rağmen hala güneşli ve sıcak. Yani sadece güneşli olması da önemli değil, aynı zamanda bu adam dönecek. Orleans'a gidiyoruz. Orleans'ta kalacağız bu gece. Ondan sonra Paris'e geçeceğiz falan filan, öyle kuzeye doğru gidiyor olacağız bakalım. Toulouse'u çok fazla gezemedik. Hem yorgunduk hem... Otel Toulouse'un içinde değil ki. Otel Toulouse'un içinde de değildi ayrıca. Ve şu Havacılık Müzesi'ni gezmek istedik. Orada yani çok büyük değil ama çok küçük de değil. Dolayısıyla öyle iki şeyi aynı anda yapamam. Yani ya müzeyi gezmemiz lazımdı ya şehri gezmemiz lazımdı. Biz uçaklara meraklı olduğumuz için şehri tercih ettik. Şehri mi tercih ettin? Aferin Yunus. Düzelt beni oğlum, sen konuşmaya iştirak etti ya, böyle yanlışlıklar yapıyorum mahsustan. Ha, test ediyorum beni. Evet, seni test ediyorum. Müzeyi tercih ettik. Müzeyi dolaştık. Yani şu an 559 kilometrelik yolculuğumuz başladı. Otelden çıktık. Eşyaları kontrol ettik. 45 dakikada yükledik motora. Hazırlandık, yoldayız. Otobanda ses güzel çıkmıyor hızlandıkça. Soğuk mu? Ben yağmurluk giyeceğim. Yağmurluk mu giyeceğim? Ben sana söyledim giyelim diye. Evet. Şimdi ilk duracak bir yerde duracağız, o zaman yağmurluk giyeceğiz. Yani hava güneşli aslında, 20 derece şu an ama tabii motorla giderken gecenin serinliğinden kalan bir serinlik var havada. Motorla giderken biraz rüzgar şey yapabiliyor. Olduğundan daha fazla etkileyebiliyor yani. Onun için Yunus ilk nerede bakalım, durabileceğimiz ilk yerde duracağım oğlum. Bir taraftan da navigasyonu takip etmeye çalışıyorum. Yani bilmediğin şehirde biraz zor oluyor. Nereye döneceğini falan kestiremediğin için önce. Ama bu navigasyonlar çok büyük rahatlıkları. Normalde istediğin yeri bu kadar kolaylıkla bulamazsın. Kamerayı kapatıyorum. Yolda ilginç şeyler çalışacak. Çekmeye devam edeceğiz. Şimdi size Fransa'da benzin nasıl alınıyor onu göstermek istiyorum.
98 benzin burada var mı? Var. Şurada. İndi önce Yunus sen bir. Benzin almak için önce para lazım. Yunus şunu sen atlatabilir misin? İlk önce kartı sokuyorsun. Görünüyor mu bilmiyorum. Güneş parlıyor oldu dediğimiz. Nasıl göreceğiz? Olsun artık görünsün görünmesin. 98'lik seçtik. Ondan sonra şifre soruyor. Şifreyi yazıyoruz. Ne yazıyor? Şifre kodu. Şu Almanca yazmış şu anda. Bekleyiniz. Bekliyoruz. İlk önce kartla onay alıyoruz yani. Kartı alırız. Aldık. Tamam. 3 numaralı tanktan 150 euroya kadar benzin alabilirsiniz dedi. 98'lik şu mu? Otoban kenarlarında bir miktar daha pahalı oluyor. Azaldı ya. Hava mı yaptırıyor, ne yaptırıyor? ...31-32 Euro'luk. Geçinde de vardı zaten biraz. Aldık. Sonra... ...şiş istiyorsunuz mu? İstiyoruz. Fişimizi de aldık. Hayırlı yolculuklar dileriz diyor. Yunus. Yani kasaya falan gitmiyorsun. Olduğun yerde alıyorsun, gidiyorsun. Güzel bir sistem bence. Sence Yunus? Evet. Evet. Bir depoyla 400 kilometre falan gidiyor bizim motor. Ama tabii şimdi biraz yüklüyüz de, onun da şey var. Burası biraz karıştı. Okey, biz yolumuza devam ediyoruz. Yunus bir hareket yap. Her şey yolunda mı? Güzel. Orleans şehrine yaklaştık. 38 kilometre kaldı otelimize. Bugünkü yolculuk 550 kilometreydi. Bugün nedense acayip zevk aldım. Ya yollar güzeldi ya hava güzeldi. Bilmiyorum. Dün de güzeldi mesela. Barcelona'dan
Toulouse'a gelene kadar rüzgar vardı yalnız. Sağdan soldan, yandan rüzgar uğruyordu. O biraz etkiledi herhalde yolculuğun konforunu. Ama bugün çok mükemmeldi yani. Yani 500 daha olsa 500 daha giderim. Otel buralarda herhalde. Ne? Otel buralarda herhalde. Herhalde. Otobandan çıkmadık ama para ödememiz lazım. Ha, şimdi çıkacağız. Hangisi bizimkisi? Şu taksi desem en sağda, en soldaki mi? Buraya tırlar girdi ya. Bence şu en soldaki. Motor bak, giremez diyor da bak. Motor giremez işareti var. Evet. Niye giremeyeceğiz? Biz o zaman şu en sağa mı gireceğiz? Giremiyoruz. Şuraya girebiliriz anca değil mi? Evet. Bir tek oraya girebiliyoruz. Ne yapıyorsun? Şuraya gireceğim işte. Oraya giremezsin. Girerim ya. Yavru, bir tek burada kart var. Oğlum kart ödemeyeceğiz ki biz. Baksana orada sadece T yazıyor. Para işte. Cash. Emin misin? Yani kartla yok ki bizde kart. Low battery dedi. Pili bitti. Bitti mi? Tamam. He şurada şey yazıyor ya, tamam. Euro işareti var herhalde, buradan da ödeniyor. Şu TL'lere bakıyorum, onlar ne yapıyor? Oteller direkt geçiş demek. Biz burada duracağız. Abicim zaten kafamıza bir bariyer yedik. Ne? Kafamıza bir bariyer yedik zaten diyorum, hatırlıyorsan. Evet. Şimdi burada bekliyorken takipçilerime de anlatayım. Ha. Olayı. Ben duymuyorum seni. Tamam, tamam. Şimdi nereden çıktık biz o zaman? İspanya'dan çıktık, şeye girdik. Fransa'ya girdik işte, şeyden gelirken. Barcelona'dan dönerken. Bu sırada gitmiyor arkadaş ya. Neyse, önemli değil. Aynı böyle gişe var. Gişenin önünde bileti koydum ben. Bize sıra geldi. Bileti koydum. Ondan sonra şu kadar para dedi. Parayı attım. Yok ya, tamamen şu an sallıyorum. Hiç öyle bir şey olmadı. Gişede para verirken değil. Gişeye daha yeni geliyoruz. Gişeden bilet alacağız. Otobanın girişindeyiz yani. Otobanın girişinde bileti aldım. Çantaya koyacağım. Bileti koydum. 50 santim falan, belki 1 metre gittim gitmedim. Bariyer dan diye kafama indi. Yani biz geçmeden bariyer indi. Karşıda da polis vardı bereket. Hani bütün olaya şahit, sanki biz kaçak geçiyormuşuz gibi falan oldu. Bileti gösterdim. Dedim biz aldık ama bariyer indi. İşte kaska bir zarar gelmedi ve üzerinde bir hafif bir çizik falan oldu. Ama yani
bir saniye önce inse bariyer, önüme inecek, daha tehlikeli. Bir saniye geç olsa Yunus'la benim arama inecek, o yine tehlikeli. Neyse, yani öyle bir bariyer şeyimiz oldu. Kaç para Yunus? 5.65. 5.60 veremiyoruz. Para nereden konuluyor? Şuradan mı? Bariyer inmeden girelim. Oh. Bu navigasyon ne yaptı ya böyle? Geri mi döndürüyor bizi? Tekrar otobana mı gireceğiz? Ne? Allah'ım yarabbim ya. Düz git. Tamam, geri göndermiyorum. Burası mıymış otel? Şurası galiba. Evet. Şurası galiba otel. Evet. İyi, karnımız acıkırsa Burger King var. Oradaymış, şuraymış. Yo. Orada, şu köşe. Yol mu şimdi bura? Şu otel mi? Evet. Şu değil mi? Evet. Daha nereye park edelim? Park ettim işte. Ya da şu ileri bak, oraya da elinde. İyi bakalım nasıl?